Yiğitcan Ertunç transfer merkezi yazarı. Onunla yeni transferleri değerlendireceğiz. Merhaba Yiğitcan. Günaydın Sabri abi. Herkese iyi sabahlar. Teşekkür ederim. Bak Savaş Keleş'ten hemen bir soru gelmiş. Soru gelmişse onun söylediğiyle başlayalım. Trabzonspor'un yeni transferleri hakkında görüşlerin nelerdir demiş. Özellikle Kevin Costant'ı da değerlendirir misin diye sormuş. Ben Trabzonspor'un en son yeni transferleri için soru işareti diyorum. Ama yine de Fransa'dan gelen futbolcu için 20 gol attıysa bu gol vuruşu iyi demektir diye düşünüyorum. O nedenle onun potansiyeline evet deyip sözü sana bırakıyorum. Evet, Trabzon'dan mı başlayayım? Evet, Trabzon'dan başlayalım. Tamam, Trabzon'dan başlayalım. Şimdi Yatabare'yi kastediyorsun sanırım. Hı hı. Bu son söylediğinde. Şimdi Yatabare ismi bu transfer döneminde daha önce Mersin İdman Yurdu ile anıldı. Hatta bu Mersin İdman Yurdu'nun internet sitesini yöneten kişiler benim samimi arkadaşım. Onlarla da konuştuğumuzda ben onlara şey demiştim. Hani alabilir miyiz bu adamı, ne dersin dediklerinde. Ben de dedim ki yani zaten orada aldığı maaş, Wingamp'ta aldığı maaş zaten 325 bin euroydu. Hani ne verilecek ki Mersin'de hani yaşatılacak o adam diye. Hani tereddütle yaklaşmıştım. En nihayetinde bir de tabii bonservisi gibi de bir gerçek var. Bonservisiyle ilgili herhangi bir dedikodu çıkmamıştı. Trabzon 2,5 milyon euro verip almış. Bu oyuncu Sabri abi komple bir santrfor. Yani herhangi bir özelliği başka bir özelliğinden ön planda değil. Aklına gelen her şeyi yapabiliyor. Yani akla gelebilecek santrforun yapacağı her şeye sahip abi. Yani yetenek yelpazesinde her şey mevcut. Ama Cardoza'dan farklı bir santrfor tipi galiba. Tabii Cardozo çok teknik, yani çok fazla teknik kaçar Yatabare'ye göre. Yatabare daha çok, bu arada çok yani teknik olarak sıkıntısı olan bir oyuncu değil Yatabare. Sadece Cardozo üstün bir tekniğe sahip, yani Yatabare'nin tekniğini eleştirmiyorum. Ama Cardozo çok üstün tekniği olan, aykırı bir santrfor bence. O kadar uzun ve kalıplı olup da bu kadar teknik olan santrfor ben çok fazla hatırlamıyorum açıkçası. Seni şuna zorluyorum, Yatabare ve Cardozo olur mu yoksa bunlar birbirinin alternatifi mi? Bence birbirini oynamaya teşvik eder. Yani tamam. Rekabet ortamı yaratılmış. Onun haricinde şeyden bahsedebiliriz. Aldığı Varis'ten, Varis'le ilgili konuşabiliriz Trabzon. Sihirbaz aldığı diyorlarmış Varis ona. Vallahi bilmiyorum Sabri abi. Şöyle Varis'le ilgili şunları söyleyebilirim. Şimdi Varis 2012 yılında İsveç'in Haken takımında 29 maçta 23 gol atınca 2.9 milyon euroya Spartak Moskova'ya transfer oldu. O gün bugündür Haken'deki performansını mumla arattı. Onun haricinde yani geçen sene bir tek hani umut veren durum şey oldu. Valenciennes'de kiralık geçirdi geçen seneyi. Yani Fransa Ligi takımlarından Valenciennes'de. Ve tahminim o ki onu Vincent Aboubakar'ın özlemiyle, yani onun stilindeki bir forvet özlemiyle onu kiraladılar. Yani takımda öyle bir forvet bulunmasına istinaden. Orada da fena bir performans vermedi. Hatta çok da iyi sayılabilir. 16 maçta 9 gol 5 asist. Yani toplamda 14 katkıyla bitirdi sezonu. Ama bilmiyorum, sen çok hoşlanmıyorsun bu yorumlardan ama ben 6 milyon euro etmeyeceğini düşünüyorum. Yok hani bak orada burada ben hoşlanmıyorum demiyorum. Bak şöyle cümleyi ben şöyle kuruyorum. 6 milyon bonservis bedeli riskli bir yatırım. Evet. Bitti. Ama Varis'le ilgili dikkatimi çeken Sabri abi, ben çok fazla taraftar forumu okuyorum. Yani hiç fark etmez hangi takım olduğu, tutturulmuş değilmiş, hiç fark etmiyor. Böyle bayağı meraktan hiç alakasız Serie B'deki takımların bile taraftar forumlarına bakıyorum. Hani mesela bu Varis'le ilgili şey çok dikkatini çekti. Trabzonspor'un taraftar forumlarında bu oyuncunun çok fazla istendiğine ben şahit olmuştum. Hatta son dönemde değil, bu yaklaşık 1,5-2 yıldır adı anılan bir oyuncu Trabzonspor taraftar forumlarında. Ve ben ilk defa bir yönetimin taraftar taleplerini bu kadar ciddiye aldığına şahidim. Yani ben muhakkak etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yönetim Varis hani hemen birden nereden bulsun şey yapsın. Hani direkt bu kadar bir meblağı gözden çıkarabilsin. Sanırım hani bu taraftar forumlarında da bilinçli insanlar var ki hani Varis şey yapmış, ama onlar da sanırım bu 6 milyon eurodan biraz huzursuz olmuş olabilirler. Yoksa bu oyuncu 2,5 milyon euroya falan alınsa mükemmel bir transfer olurdu. Evet, genç bir futbolcu, potansiyel olan bir futbolcu. Belki bu riske değer gördüler. Bir diğer soruda Costant vardı. Costant nasıl bir futbolcu? Sen daha önce anlatmıştın, bir cümleyle, birkaç cümleyle özetler misin? Olur. Constant yani bir takımın ihtiyacı her neredeyse, eğer neresinde eksik varsa oraya konduğunda hiçbir şekilde sırıtmayacak bir oyuncu. Mesela ben hiç tanımasam, hiç hakkında hiçbir şey bilmesem ve onu bir Trabzonspor maçında sağ bekte görsem,
ha bu sağ bek nereden gelmiş diyebilirim. O kadar o kadar kendini beğendirebilir yani. Yani hatta kendini sağ bek zannettirebilir. Öyle bir oyuncu. Yani yetenek yelpazesinin müsaade etmeyeceği herhangi bir görev tanımı veya pozisyon yok oyuncunun. Zaten daha önce de söylemiştim. Kariyerinde forvet arkası başladı. Ondan sonra ikili orta sahanın sol iç kısmına geçti. Milan'a transferiyle sol bek olmuştu. Yani bu oyuncunun bir pozisyonu yok. Takımın ihtiyacı neyse orada konstant olur. Evet. Şimdi o zaman biraz daha böyle daha fazla insanın merak ettiği isimler var. O isimlerden bir tanesi Pandev, bir diğeri Zmaili. Özellikle Sabah gazetesinin yazarı Hıncal Uluç öyle bir ifade kullanmış ki Napoli bunları bize hani iyi ifadeyle tırnak için göndermiş diyeyim. O daha argosunu kullanmış. Öyle mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunlar oynayan futbolcular diye düşünüyorum çünkü. Abi ama şöyle yani çok da haksız sayılmaz. Biraz da bir sert ifade herhalde söylüyor Hıncal Uluç ama yani ben de şöyle söyleyeyim. Şimdi Pandev'in kulübüyle henüz 1+1 yıllık sözleşmesi vardı. Yani 2015 yılında bitecek ya da +1 yıl kulüp opsiyonu vardı. 2016'ya hiçbir izahsız açıklaması uzatabilirlerdi. Fakat buna rağmen bedelsiz bir şekilde yolluyorlar. Bunun sebebi de çok aşikar. Sanıyorum maaş külfetinden kurtulmak için. Pandev, Napoli'den her yıl Pandev'i orada barındırmak adına 4 milyon euro çıkıyordu kasasından. Bunun 2.3 milyon eurosu Pandev'e kalıyordu. Sanıyorum bu külfetten kurtulmak ve belki de yani çok klişe bir tahmin olacak. Yani takımı gençleştirmek mavalı vardır ya okunur arada sırada böyle. Yani onun adına yapılmış bir şeydir belki de Napoli'de. Ayrıca ben Pandev transferinde şunu görüyorum Sabri abi. Şimdi Pandev'le geldiği günden bu yana bir futbolumuza yeni dahil olmaya çalışan bir tabir var. Sahte 9 numara diye dünya futboluna. Şimdi çoğu ilgilendiği oyuncunun hani ben hep sahte 9 numaralar olduğuna şahit olduk. Bunlar da kimdi Sabri abi? Mesela en son Brezilyalı Marcelo'nun adı çıktı. Bunu tabii ki pek çok insan bilmez ama ben yakından bildiğim için Brezilya ligini takip ettiğimden bu da sahte 9 numaraya istinaden ilgilenilmiş bir futbolcu. Gelir gelmez Jovinko ile ilgilenmişti. Jovinko'yu sanırım hepimiz biliriz. İtalya'da en son Santrfor'a evrilip o da sahte 9 rolüne adapte edilmeye çalışan bir futbolcuydu. Joel Campbell ile ilgilenildi. O da sahte 9 numara klasifiye edilecek futbolcu sahte 9 numara olarak. Yani en son artık Pandev. Yani olmuş birini aldılar. Bunların hepsi olma adayıydı Jovinko hariç. Yani olma yolundaki futbolcularla ilgilenen herhalde artık yani sıkıldılar bu pazarlık süreçlerinden ama en kolay hedef olarak Pandev aldılar diye düşünüyorum. Zmaili? Zmaili ile ilgili şöyle söyleyeyim Sabri abi. Zmaili oyunun iki yönünde çok iyi oynayabilen, karşı takımın ne yapmaya çalışacağını da gerek değişen durumlara vereceği reaksiyonlarla, hızlı reaksiyonlarla gerekse genel oyun seyrinde çok çabuk algılayıp orta sahadaki rolünü ve konumunu ona göre biraz da kendisi belirleyen bir oyuncu. Ama bu demek değil ki hocanın verdiği taktiksel talimatlara sadakat göstermiyor. Son derece yani hocası harfi harfine ne derse onu sahada uygulamaya çalışan bir oyuncu. Mesela şuna sert gir. Mesela şuna adam adama yap. Mesela bugün serbest oyna. İşte bugün uzun paslar deme. Başka bir gün kısa paslar yap. Yani her şeye hocası ne derse bunu hani kesinlikle sahada vermeye çalışan bir oyuncu. Sanırım Prandelli zaten böyle oyuncuları sever. Bugüne kadar böyle gözlemlemiştim. Yani Cemaili de zaten zekası da buna müsaade ediyor. Yani oyunu çok hızlı okuyor. Daha hemen başında okuyor. İlk dakikada, ilk 15 dakikada anlıyor rakibinin ne yapmaya çalışacağını ve orta sahada konumunu kendi belirliyor. Şimdi Cemaili'yi Napoli seviyesine gelene kadar geçtiği aşamalarda ilk olarak göze batan özelliği Sabri abi uzaktan attığı şık gollerdi Zürih'te. Çok az atardı ama öz atardı. Çok güzel goller atmıştı zamanında. Şimdi bu zaten uzaktan şut becerisi genç bir futbolcu için maalesef hala şöhrete giden en kısa yol. Ayrıca şimdi Cemaili'nin kariyer evrimi transfer oldukça mücadele verdiği arenalar sertleşmesinden mütevellit. Sadece şut becerisiyle oyunun içinde kalamayacağını idrak edip kendisini çift yönlü bir orta sahaya verdi. Mesela daha önce kafasına göre forvet arkasına giderdi. Yani geri gelirdi falan. Biraz diyorum ya çok fazla kendi kendine rol atayan bir oyuncu oyunu okumasından dolayı. Hani kendini biraz modernize etti diyebilirim. Artık iki yönünde oynayabiliyor oyunun. Şimdi ben bu Cemaili ve Pandev transferlerinin esasen Selçuk ve Burak'ta rekabet hırsını tetiklemesi ve forma endişesi yaratabilmesi amacıyla yapılan transferler olduğunu düşünüyorum. Yani ama şöyle de bir durum var Sabri abi. Galatasaray takımının kalitesi mesela 100 üzerinden 80 değilse
yani bunlar gelene kadar, Cemaili ve Pandev gelene kadar 100 üzerinden 80'di. Bunların gelmesiyle asla 82 olmadı. 81 oldu. Yani bu bir puancık için, yani tabii ki bu faraza bir rakam. Hiçbir şekilde de asla astarı yok. Tamamen benim kendi tezahürüm. Yani bu çok küçük bir kalite farkı, yaratılacak küçük bir kalite farkı için gözden çıkarılan miktar 12 milyon 350 bin euro. Yani taahhüt bu. Bonservis bedeli tamam. Şey bedelsiz geldi Pandev. Cemaili'ye 2 milyon 350 bin verildi. İki oyuncunun kontratları bittiğinde Galatasaray'dan 10 milyon euro almış olacaklar. Bence değmez. Yani bunlara deniliyor ya iyi transfer. Oo nasıl bu paraya verdiler falan. Hayır bu küçük resim. Büyük resme bakınca kulübün ödeme taahhüdü 12 milyon 350 bin euro. Bence evet, değmez. İşte 12 milyon dediğim gibi transferler hep risktir. Eğer evet, sonucunu alırsanız o riskin mali bedeli olmaz. Ama eğer sonucu alamazsanız mali bedelin altında kalırsınız. Nasıl ki Snyder ve Drogba'yı aldığı zaman Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan da çıkıp ekstra paralar kazanıp mali anlamda o külfetin üzerinde kalmadı. Bu da aynı şekilde şimdi. Pekala, Sosa'dan hemen kısaca bahsedip bitirelim. Tabii Sabri abi, Sosa'dan zaten çok bahsettim. Çok sürekli soruluyor Twitter'da. Ben de hepsine ayrı ayrı cevaplar yazıyorum. Ne düşünüyorsam. Birkaç tweetle şey yapmış oluyorum, açıklamış oluyorum. Şöyle başlayayım. Şimdi ben Beşiktaş'ın ofansif bir joker aldığını düşünüyorum. Yani bu 10 numara esasen Beşiktaş'ın ihtiyacı değildi. Medyanın ihtiyacıydı. Medya sürekli 10 numara lazım, Beşiktaş'a 10 numara aranıyor falan filan. Alakası yok. Beşiktaş'ın hiçbir şekilde 10 numaraya ihtiyacı yoktu bence. Ve onlar ofansı için kullanışlı bir oyuncu almış oldular. Bence zaten Beşiktaş'ta işleyen bir sistem var ve sistem takımlarında 10 numaraya sık rastlanmaz benim gözlemlediğim kadarıyla. Mesela Beşiktaş'ın Arsenal maçında eksik olarak böyle göze çarpan bir 10 numara eksikliği var mıydı Arsenal maçında? Bence yoktu. Yani Beşiktaş'ın nasıl diyeyim şöyle, Sosa'nın hücum faaliyetlerinde etkili olabileceğinden şüphem çok az emin. Yani çok yüksek ihtimalle katkı, çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Gol olsun, asist olsun. Mesela bir arkadaş sormuştu hani ne yapar diye. Ben dedim ki Diego mesela seneyi 6 katkıyla bitirirse, yani 6 gol veya 3 gol 3 asistle bitirirse Sosa onun 2,5 katı falan performans verir diye tahmin ettim. Yani o 15 ile bitirir. Hani bence çünkü bunlar birbirine bakıp hani hırslanan futbolcular, aynı ligde aynı benzer kalitelerde oyuncular. Ben Sosa'nın Diego'dan 2,5 kat daha faydalı olacağını düşünüyorum mesela. Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten bu oyuncunun kalitesinden şüphe etmek abesle iştigal olur. Zira 19 kez Arjantin milli takımı formasını giymiş. Daha milli seviyede. Yani ben sadece Sosa ile ilgili tek endişem toplu savunma koordinasyonunda acaba sırıtır mı? Yani ben sadece bundan endişe duyuyorum. Çünkü Beşiktaş'taki oyuncular birbiriyle oynamaya çok fazla aşinalar. Artık birbirlerini görmeden de nerede olduğunu biliyorlar savunma şeyinde. Yani hücum aksiyonunda hiçbir şüphem yok Sosa'dan ama savunma kısmında açıkçası tedirginim. Yani acaba sırıtır mı diye böyle bir endişem var. Teşekkür ederim Yiğitcan Ertunç. Ben teşekkür ederim Sabri abi. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Yiğitcan Ertunç'la konuştuk. Transfer Merkezi yazarlarından. O da genç bir yazar. Çarşamba günleri genç yazarlara daha fazla mikrofon vermeye çalışıyorum. Ahmet Çiftçi arada sırada dinliyorum ama şu andaki yorumcu arkadaşımız yani Yiğitcan Ertunç'tan bahsediyor. Futbol kulüpleriniz bu kadar araştırıyor mu futbolcu alırken? Yorumları çok güzel ve mantıklı diyor. Evet işte gençler arasında böyle çok mantıklı ve araştırarak yorumlar yapanlar var. Ben elimden geldiği kadar onları buraya çıkartıyorum. İsimlerini bir şekilde kulaklara üflüyorum. Ondan sonrası artık bu işin profesyonellerinin işi. Ben daha ne diyeyim?